Gazete Saros takipçileri Keşan'da bugün şehir merkezinde gerçekleştirdiğimiz canlı yayının ardından şu anda Yeni Muhacir beldesindeyiz. Yeni Muhacir TOKİ konutlarının olduğu noktadayız şu anda ve özel Keşan Fen Lisesi sağ tarafta Keşan Fen Lisesi'nin yanından geçiyoruz. Sol tarafımız ise görüyorsunuz Keşan beğendik TOKİ konutları. Keşan Yeni Muhacir TOKİ konutları aklımız beğendikte kalmış. En son beğendikte çekim yapmıştık belde olarak. TOKİ konutlarının ardından da şu anda Yeni Muhacir beldesine doğru yolculuğumuz başladı. Yeni Muhacir beldemizi görüntüleyeceğiz bugün. Değerli Gazete Saros takipçileri, dün akşam gazeteci arkadaşımız Bülent Saylam'ın canlı yayın konuğu olduk. Sağ olsun Medya Keşan Saros TV ortak yayınında buluştuk. Bölgemizden çok sayıda gazeteci de bu canlı yayına katıldı. Malkara'dan bir arkadaşımız, İpsala'dan bir muhabir arkadaşımız, yine Enez'den Enez mektuplarını yazan Ulaş abimiz, Ulaş Demiray abimiz. Çok sayıda gazetecinin katıldığı güzel, keyifli bir canlı yayın gerçekleştirdik dün akşam. Yeni Muhacir girişinde de TOKİ'leri atlamak istemedim açıkçası. Çünkü onunla ilgili de eleştiriler geliyor. Beğendik de TOKİ'yi atlamıştık, çekmemiştik. Halbuki dışarıda kimse de yoktu. Yani çok fazla bir hareket de yoktu ama ona rağmen eleştiri gelince hadi dedik biz dinleyicilerimizin, takipçilerimize kulak verelim. Onlara kulak misafiri olalım. Çünkü bu yayını kendimizi tatmin etmek için gerçekleştirmiyoruz. Sizler için gerçekleştiriyoruz. Takipçilerimiz için gerçekleştiriyoruz. Yeni Muhacir'a şu anda girmek üzereyiz. Çok az bir nokta kaldı. Hatta şu an gözüktü. Birkaç saniye içinde Yeni Muhacir'e giriyoruz. Yeni Muhacir beldesine. Evet, Keşan'ın iki beldesinden biri Yeni Muhacir beldesi. Keşan'da beldeler el değiştirdi. Beğendik beldesi AK Parti'deydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Yeni Muhacir beldesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Bu dönemde seçim sonuçlarına bakacak olursak şu anda Yeni Muhacir beldemize giriş yapıyoruz. Yeni Muhacir beldemiz yoğunluklu olarak bildiğim kadarıyla Yunanistan göçmenleri muhacirlerinin, mübadillerinin oluşturduğu bir köy, öyle biliyorum. Yine Satıret'le ilgili meşhur bir beldemiz. Satıret konusunda çok fazla Satıret için, yemek için tercih edilen bir beldemiz. Keşan'a çok yakın bir noktada, Malkara yoluna, Malkara ana yolunda diyebiliriz TOKİ'leri de sayarsak. Evet, şu anda Yeni Muhacir merkezde canlı yayınımız devam ediyor. Yavaş yavaş belde merkezine doğru giriş yapıyoruz. Kıraathaneler kapalı, kahvehaneler kapalı, tüm köylerimizde olduğu gibi. Ben bunu dün akşam canlı yayında da ifade ettim. Gazeteci arkadaşım Bülent Saylam'la da, onun dinleyicileriyle de paylaştım. Gerçekten köylerimizde ve beldelerimizde ciddi bir kurallara uyum söz konusu. Bu noktada gerçekten kutluyorum tüm köylülerimizi, köy halklarımızı, halkımızı, vatandaşlarımızı gerçekten bu noktada kutlamak gerekiyor. Şu anda Yeni Muhacir'in tam ortasındayız. Köprünün üzerinden geçiyoruz. Bir yukarıki cami var, bir de aşağıki cami var. Önce yukarıya doğru bir tur yapalım, gerçekleştirelim. Yeni Muhacir sokakları gerçekten bomboş. Şu anda görüyorsunuz Yeni Muhacir sokaklarında yok denecek kadar sayıda az insan var. Yeni Muhacir beldesindeyiz şu anda. Keşan'ımızın iki beldesinden biri. Özen Satıret Lokantası'nın önündeyiz şu an. Evet, görüyorsunuz. Meydan Berber Salonu diyor tam karşımızda. Buradan yukarıya doğru, biraz daha yukarılara. Şu an İYİ Parti Yeni Muhacir Belde Teşkilatı'nın önünden geçiyoruz. Veteriner Hekim Serdar Gücener'in ofisi, Öztürken ofisi ve Rasim Kale ve Kardeşleri Camii'nin önünden geçiyoruz. Şu an 1994 yılında yapılmış ve Yeni Muhacir Belediyesi'nin önündeyiz şu anda. Evet. Karşımızda da partinin bir noktası var. Evet, Yeni Muhacir sokağında
şekilde. Ya tabii canlı yayınların şimdi az olduğu zaman tepki de geliyor ama takdir edersiniz ki biz elimizden geldiğince her köyümüzü, her beldemizi görüntülemeye çalışıyoruz, yayınlamaya çalışıyoruz. Ama tabii şöyle bir durum da var, yani her köyde, her beldede işte 20'şer dakika yayın yapma durumumuz da yok, pozisyonumuz da yok. Bu konuda da bizi anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet, yeni muhacir beldemizde şu anda araç parkurunun olduğu noktadayız. Çok güzel eski taş evler var gerçekten, restore edilmiş sanırım. Yeni muhacir beldemizde canlı yayınımız şu anda devam ediyor. Evet değerli Gazete Saros takipçileri, canlı yayınımızı burada tamamlıyoruz. Bizleri izleyen, dinleyen, ilgiyle takip eden herkese sonsuz teşekkürler.